Aygün pekle Fenerbahçe Gündem programına hoş geldiniz. Aygüncüm sen de hoş geldin. Hoş bulduk Yalçın abi. Ee, Öncelikle olarak teşekkür ediyoruz. Bütün e, YouTube'un haricinde TikTok'undan tut. Yani bütün sosyal medyada e, son dönemlerde hakikaten zirveye çıkmış vaziyetteyiz. İzlenme oranları süper gidiyor. Ne yapıyoruz? Legend Futbol YouTube kanalına giriyoruz. Zaten video izliyoruz arkadaşlar. Videodan sonra hakikaten bizi izleyenlerin de artık abone olmaya başladığını görüyoruz. Kenarda abone ol tuşu var. Oraya tıklarsanız böyle... Ee, abone olursanız seviniriz Yorumlar harika, beğeniler harika, bir de Twitter hesabı var biliyorsunuz. Twitter hesabında da e, çok geniş bir kadro var burada arkadaşlar. Tabii siz bu beni görüyorsunuz ama arkada geniş bir kadro var. Onlar da günün 7-24 ha, e, haber giriyorlar. Twitter hesabını takip ederseniz seviniriz. Yalçın abi. Aygüncüğüm hemen... Hızlı ya, mı giriyoruz? Yarın önemli bir maçımız Prague, var biliyorsun. Çok önemli. Prag'da dünyanın en güzel şehridir bu arada. Prag çok güzel şehir. Evet. Gittik zamanında evet. çok evet. gittik oraya. Dolayısıyla oradan girelim. Tamam mı? Girelim. Yani çok enteresan bir şey. Şöyle e, pra Garip Prag bir takım. Değişik kendi, bir takım. Kendi liginde 15 maçta 13 galibiyeti mal var, mağlubiyeti yok. Dünya kadar gol atmış. Ama Avrupa Ligi'nde biz bizden iki sıra altta 4 puanı var. Bizim 5 puanımız var. 3 gol atmış, 3 gol yemiş. Tamam mı? Garip bir yani istatistiği var. İstatistiği var Biraz kendi ligini demek ki biraz daha kendi ligini mi önemsiyor? Burayı mı önemsemiyor? Ya hani bir, şimdi bu yeni bir biliyorsun ilk 8'di yok 16 falan filan nasıl 16'ya girelim diye buraya çok fazla kendini mi vermiyor bilemiyorum ama Fenerbahçe açısından önemli. Çünkü Fenerbahçe'nin hedef çok büyük Yalçın abi. Yani şimdi Jose Mourinho'yu getirdiğin zaman Jose Mourinho ile Türkiye Kupası'nı kazanmak Fenerbahçe için bir hedef değil. Jose Mourinho ile ligi şampiyon bitirmek ve Jose Mourinho ile beraber Avrupa'dan kupa getirmek bir hedef. Zaten sık sık da Jose Mourinho ne diyordu? Şampiyonlar liginde kalmak istiyorum, orada kendimi göstermek istiyorum, takımı göstermek istiyorum, kupalar kaldırmak istiyorum diyordu. Yani o anlamda belki Slavia Prak ligini daha çok önemsiyor olabilir. Ama dediğim gibi Fenerbahçe açısından zor bir maç. Kendi ve seyircisi önüne oynayacak ama... Gurbet hakikaten Fenerbahçe taraftan ne yapar ne eder... ...gene gider desteğini verir. Ee, tabii sakatlıklar var. Yani Eksikler kadro, var kadro tabii. Kadro kurmakta sıkıntı var. Zaten yayına girmeden az önce Fenerbahçe kafilesi biliyorsun... ...Pırağı uçtu ama... ...Mert Hakan yandaş ya Amrabat gibi son haftaların hakikaten... ...çok formlu iki ismi... ...ufak tefek bazı sakatlıklarından dolayı... ...kadroya alınmadılar. Ee, Beko'nun zaten cezalı olduğunu söyleyebiliriz. Kadro da yok. Levent Oğuz ve Kostiç'i zaten biliyorsun... Avrupa yazılmadılar. Yazılmamışlardı. E Çağlar e, Söğüncü'nün sakat olduğunu söyleyelim. E, Osterwald de zaten, zaten biliyorsunuz sezonu, sezonu kapatmıştı. Hı hı. Tabii ben e, takım uçmadan böyle e, nedir ne değildir nasıl bir 11 çıkacak? 3 aşağı 5 yukarı bir 11 geldi Yalçın abi tabii bu bizim muhtemel 11'imiz. Yani Legend futbolun içeriden almış olduğu son hafta son günlerdeki antrenmanlardan gelen bir 11 ama son karar tabi Jose Mourinho verecek. Kalede Livakovic'i görüyoruz. Hemen onun önünde kanatlarda Osayi e, ve Mert Müldür'ü görüyoruz. E, Stoper bölgesinde e, Samet'te Ciku'yu görüyoruz. E, İsmail Furet, Şimanski, Tadic, e, Sen Maxim, Forbet'te de Ennesi 11 ile çıkması bekleniyor. Fenerbahçe'nin Yalçın abi. Güzel bir 11 aslında. Geniş kadronun avantajı. Bak kaç tane isim saydık? götürülmüyor ama gene şahane bir kadroyla Fenerbahçe maça çıkıyor. Evet. Başarılar dileyelim şimdi Fenerbahçemize. Fenerbahçemize başarılar dileyelim. Fenerbahçemiz hakikaten. Her vurduğu gol olsun. Her vurduğu gol olsun Yalçın abi. Tabii son dönemlerde özellikle çok fazla aslında bu toplara girmeyi sevmiyorum ben. Yani insanlarla sosyal medya hesabı üzerinden böyle konuşmayı sevmiyorum. Ee, lafa bakarım, laf mı diye, söylene ne bakarım, adam mı diye. O da o nereden çıktı şimdi? Nereden Anlamadım. çıktı? Şimdi bana biri sosyal medyadan sallamış. Ne olduğunu anlamış da değilim. Herhalde benim için de Urfa'dan 3 tane adam gönderecek tahmin ediyorum dövdürmek <gülüyor> için. <gülüyor> Önüne gelen Urfa'dan adam gönderiyor ya. Kolay bir anlatsın bakayım. Kolay, nedir? Ne? ne değildir abi? <laughs> onu ne söylenelim? Ondan sallamış, sonra anladım. konuşalım. Neymiş ha. bu konu? Nedir? Bir cevap vermeye çalışalım biz de. Ahmet Ercanlar dün bir yayında onu da söyleyeyim. Düye TV'de bir açıklama yaparken abi senin ismini geçirdi. Hayırdır inşallah. Ben okuyorum. Direkt oradan aldım. Ahmet Ercanlar ben uyarıyorum. Aygün Özüpek falan sallıyormuş hacı Osmanoğlu. Onların kafası yetmez bu işlere, akılları almaz bu kadar anladın mı? Aygün Özüpek'lerin falan kafası basmaz. Böyle akıl makır yürütmez onlar. O yüzden Fenerbahçe medyasını uyarıyorum Bir kere sen kimsin ki Fenerbahçe medyasını uyarıyorsun? Yani senin ne haddine? Şimdi senin savunmuş olduğun insan bak Yalçın abi Fenerbahçe camiasında çok önemli bazı dönemler vardı. Nedir o dönemler? 4 Nisan 2015. Fenerbahçe takımın kurşunlu bir dönem. Fenerbahçe tarihinde en önemli dönemlerden kırmızı çizgisi 3 Temmuz vardır. Tabii. 2010-2011 şampiyonluğu vardır. Yani o kupayı görmek isteyenler gider Fenerbahçe Müzesi'ne... ...orada o kupayı görür. Şimdi bunları niye söylüyorum? Bu zatı Muhterem'in savunmuş olduğu kişi... E, ...İbrahim Hacıosmanoğlu. İbrahim Hacıosmanoğlu da Fenerbahçe şike yapmıştır diyen... ...biri. Bir Türk vatandaşı. Ve 2010-2011 şampiyonu... E, ...Trabzonspor'da evet. diyen... Ee, şampiyonlar liginde Trabzonspor katılmıştır diyen, Fenerbahçe başkanına hakaret eden, söylediği cümleleri söylemek istemiyorum. Tabii, tabii, tabii. Eski başkanla ilgili Aziz Yıldırım'la ilgili neler söyleyen hatta hatta devam edeyim yani kimse kusura bakmasın bugün Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı yap ama hakemleri soyma odasına kapatan birini savunuyor Ahmet Ercanlar. Şimdi Ahmet Ercanlar'a baktığın zaman Ahmet Ercanlar'ın yayın yapmış olduğu bir arkadaşı daha var biliyorsun Razim Otan Kütahyalı. Evet. Bu zatı de. Ee, bizim için çok önemli olan 3 Temmuz'dur. Bak hep onu söylüyorum. 3 Temmuz çok önemlidir. Bu 3 Temmuz sürecinde şöyle bir cümle söylendi. Fenerbahçe'ye yerle bir etmeseydik Galatasaray'ın önünü açmasaydık dedi ee, bu noktalara gelinmez dedi. Sen Reisim Ozan'dan e, yayın yapıyorsun. Fenerbahçe'nin önünü kapatan FETÖ'lerle Petrosel operasyonlarla, Fenerbahçe önünü kapatan adamlarla yayın yapıyorsun. Yani senin haddine değil bizlere böyle gider yapmak. Bilmiyorum belki benim için Urfa'dan 3 tane adam gönderip döndürmek için. Öyle ya sallayanları 3 tane adam göndereceğim Urfa'dan, 2 tane göndereceğim diyormuş. Bana da 3 tane göndersin. Nerede söylerse söylesin önemli değil Bir de ben insanların suratına söylemeyi seviyorum. Yani gelir benim suratıma söylesin anladın mı? Yani savunmuş olduğu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı tamam. Ben federasyon Başkanı savunmak zorunda değilim Yalçın abi. Ben MHK Başkanı savunmak zorunda değilim. Onları korumak, onların görevi nedir biliyor musun? Saha içerisinde adaleti yönetecekler. Türk futboluna adaleti getirecekler. Aman ben ona yalakalık yapayım ben. ben, böyle bir şampiyonluk istemiyorum arkadaşım. Ben sahada benim futbolcum alıntarı dökerken dışarıda ben onları yalakalık yapamam. Fenerbahçe'ye Fenerbahçe 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'u diyen Hacı İbrahim Hacı Osmanoğlu benim için TFF başkanı falan filan olamaz Yalçın ya, abi gözünü seveyim ya. Yani bu arkadaşımız e, enteresan demeçler veriyor. enteresan konuşmalar yapıyor. Ya Allah yardımcısı olsun diyelim. Fenerbahçe abi. muhabirlerini uyarıyorum. Ne demek o ya? Yani ne sıfatla uyarıyorsun yani? Ne demek anlamadım ben onu yani vardır kafasında bir şey demek. Başlar Yasin demiş. ederek yok. Allah, ee, biz Allah. Fenerbahçemize geçelim. Ee, bir demi de söylemiş olduğum gibi hakikaten e, güzel günler bekliyor Fenerbahçemizi. 3 Temmuz 3 Temmuz'da ne yapmış bu arkadaş acaba? Bir bilgim ben, var mı yani? Hiç, hiç gördün mü 3 Temmuz'da ben görmedim abi, Fenerbahçe görmedim. ile ilgili görmedim. neler yapmış, yazı yazmış mı bilmem ne falan? Görmedim abi bilmiyorum. Yani işte çok da ciddi aldığım bir insan değil. Çoğu Fenerbahçe muhabiri de ciddiye aldığı bir arkadaş. Neyse yani bu da... Allah yardımcısı olsun bu diyelim da, Yalçın abi. Bu bu da tuzu biberi olsun programı. Yalçın abi şimdi tuzu biberi olsun. Trans, ama bak, transferler transfere var. Transfer'e geleceğim ama Yalçın abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz hafta sonu çok önemli bir maça çıkacağız. Yüzde yüz tabii. Gaziantep maçı, maçı. Gaziantep maçı çok önemli. Gaziantep maçına çıkacağız. Fenerbahçe'nin bütün maçları önemli artık. Aygın yani. Fenerbahçe'nin bütün maçları önemli. Rakibi de her türlü... Ee, öne geçirecek hamleler yapıyor. Ya şimdi Yalçın abi hafta sonu Galatasaray'ın Eyüp maçı var. Doğru mu? Şimdi e, yani ne diyeyim ben artık artık bunları söylemekten ben bıktım. İnsanlar duymaktan bıktı. Eyüp Spor Başkanı kim abi? Murat Özkaya. Yardımcısı kim? Yani Başkan Yardımcısı Fatih Kulaksız. Galatasaray Kongresi bunlar arkadaşlar. Ee, bunlar bu arkadaşlar Galatasaray soy modalarında futbolculara sevinen insanlar. Dönüyorum. Teknik direktörü Arda Arda Turan. Arda Turan'ın bugün baktığın zaman ikinde tek aşın Galatasaray yazıyor. Dönüyorum takımın yüzde 60'ını oluşturan çok önemli 3 e, üç futbolcusu ne hikmetse ama bunları tesadüf diyoruz biliyorsun. E, Adem e, dur bakayım isimleri ben bir yere yazmıştım yazmıştım. E, bakacağım birazdan onları da buluruz şimdi isimlerinde çok da önemlidir benim için. Üç futbolcusu da Cezalı duruma düşüyor Yalçın ya abi o, ya. Bu çok komik bir şey zaten ya. Çok enteresan bir şey yani. Galatasaray maçı öncesi. Ah buldum. Ahmet Kutucu, Melih Kabasakal, Robin Yalçın. Evet. Bak bunlar çok önemli üç isim. Ve hatta devam ediyorum. Bak devam ediyorum sana. Arda Turan o maça çıkmamak için kulübede neler yaptı gördün mü? Ceketini çıkarttı, yerleri fırlattı, hakeme saldırdı. Ceza yiyeyim diye sevk edeyim diye. Allah'tan Türkiye Futbol Federasyonu tedbirsiz sevk etti. Ama tabi bilemem ceza verilen vermezler mi? Ya ne oluyor arkadaşım ya biz bunlarla nasıl mücadele edeceğiz ya? Sevgili arkadaşlar hani bizlere gider vermeye çalışan arkadaşlar bunları ön plana çıkartın bak. Bırakın Hacı İbrahimoğlu'nu savunmayı onu bunu savunmayı. Bak bunları ön plana çıkartın. Acaba bunlarla ilgili de bir şey söyler mi? Söylemezler ya işlerine gelmez. ama İbrahim Hacı Osmanoğlu çok önemli. 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor diyen İbrahim Hacı Osmanoğlu Fenerbahçe cami asısından çok önemliymiş. Hadi Zaten abi işinize en, bakın enteresan. ya. Hadi işinize bakın ya. Hadi işinize bakın. Ya yani bu 3 oyuncunun kart cezası olması yani tesadüf. evlere şendik. Abi tesadüf ya. Yalan şen... abi kötü niyetlisin sen. Bak gerçekten kötü niyetlisin. Ya bunlar tesadüf abi ya. Ya bu herhalde Avrupa'da diğer takımlar, diğer futbolcular böyle bir şeyi duyunca neler yapıyorlardır. Çok merak ediyorum. <laughs> ya bir tanesi öyle bir kart görüyor ki yani ki ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kaleye futbolcunun rakibin gelmesi 60 metre falan filan var. Orada e, futbolcu e, kendi ceza sahası içerisinde faul yapıyor. Sarı kart göreyim diye ya. Ama ne yapacaksın işte, yapacak bir şey yok. Tesadüf bunlar. Ne olsun, Alt, Altından, bir kötü, şey bir... Bir şey altından yani bu, kötü bir şey bu, aramayalım. Allah'tan. Kötü bir şey aramayalım. İbrahim Hacı Osmanoğlu'muz var. Allah'tan. Evet, Allah'tan doğru söylüyorsunuz. Türkiye evet. Futbol Federasyonu başkanımız var. Şimdi Yalçın abi takıma geleceğim, transfere geleceğim. İstersen takımla ilgili biraz ...içlerinde almış olduğumuz bilgileri paylaşın. Eee, Ceko'yla sezon sonu kesinlikle yollar ayrılıyor. Onu sana söyleyeyim. E, onunla e, vedalaşılacak. E, Cengiz Ünder'le ilgili e, hakikaten Takıma hiçbir katı sağlayamadı yani Mesut Özil'den sonra çok büyük paralarla gelen Cengiz Ünler'den de Fenerbahçe yararlanan menajerinin davet edildiğini özellikle bu ara transfer döneminde kendisine kulüp bulması yönünde e, bilgiler aktarılacak. Bir an önce kulüp bulsun ya kiralık verilecek ya bonservisiyle artık katar mı olur? Farklı bir yer mi olur mu bilmiyorum. Onunla ilgili... İrfan Can Kahveci zaten burada defalarca söylemiştik. Toz, e, sözleşmesi herhangi bir sıkıntı yok diye. Doğrudur, o saat Samuel'le görüşmeler yapıldığını söyleyelim. E, 2 milyon euro e, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bir teklifi olmuş. E, 1.3 milyon euro da e, bir imza bedeli gibi bir şey yapılacak. Bu teklif sunulmuş. Futbolcu da çok sıcak bakıyor onu da söyleyelim. Çok büyük sıkıntı çıkacağını tahmin etmiyorum. Endesri ile ilgili burada da daha önce de konuşmuştuk. Daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk. Yani 30'a yakın bir e, teklif geldi ama başkanın tabii 40'ın altına satmayacağı. O 30'da çünkü biliyorsun bonuslarla bonuslarla yani 25 artı 5 bonus gibi düşün. Kesinlikle şu anda e, 40'ın altına bir teklif geldiği zaman satılmayacak. Ki Sayın Ali Koç büyük ihtimalle 40'ın üstüne de çıkarabilir. Onu Baraj 40 yani diyoruz. Baraj 40. Kırk. 40'ın ve üstü. Yani onu söyleyelim. Aşağısını ee, düşünenler gelmesinler. Gelme kapıyı, kapıyı abi. Kapıyı çalmasınlar. 30-33'üm var. Gelme abi. Ya. Hiç gelme. Ee, gerek yok. Ee, en önemli hamlelerden bir tanesi, özellikle bunu belirtmemiz lazım. Hakikaten Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı, tamam belki sportif anlamda herkes eleştiriyor olabilir ama... ...finansal anlamda kulübe çok katkılar sağlıyor. E, forma biliyorsun Adidas'la anlaşmalar yapıldı. Çok ciddi bir para geliyor yani Yalçın abi 10 milyon euro civarında bir paraların geleceği konuşuyor. Alt e, amatör e, branşlara da Adidas'ın finansman sağlayacağı buluşuyor artı daha önceki dönemlerde biliyorsun forma aldığın zaman bu formanın %15'ini kulüp alabiliyordu. Bu oranı Sayın Başkan %60 65'lere çıkarmış. Ciddi bir oran yani bence bu anlamda Sayın Başkan'ı tebrik etmemiz gerekiyor. Tabii bir buraya gelmeden önce Fred'le ilgili de bir teklif geldiğini haberi geldi. Alahli takımından bir 15 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle Fred için bir teklif geldiğini söyleyelim. Ama şu an Fenerbahçe Spor Kulübü'nün buna çok sıcak bakmadığını belirtmemizde fayda var. Senin tabii en çok sevdiğin transfere yavaş yavaş geçeceğiz. Senin de duyumların var çünkü. Şimdi benim e, duyumlarım Talisca kesin onu zaten onu almak için her türlü şeyi yapıyorlar şu evet, anda. Evet. Acun Uluca o transferi tamamen yürütüyor öyle diyelim. Artı bir tane de stoper. Doğru. Ya yani bunlar acil alınması doğru. gerekenler yani. Mourinho da şimdi, da bunu bunu doğru, bu aciliyeti ama elindeki, istemiş. elindeki bazı isimleri mesela diyelim ki Ness için 40'lık bir teklif geldiyse o zaman forvet alman gerekecek. Evet. Ne benim ...Fret'i satmak istersen anladım mı demek istediğim veya farklı bölgelerdeki futbolcuları satmak istersen mesela Beko'yu... hoca düşünmüyor mesela ben Ciku, bekoy kelisini çok beğenirim ama hoca Beka'yı çok fazla tutmuyor. Belki bekoy teklif gelirse satıp oraya bir iki tane stoper dalınabilir. Yani şu an elinde evet stoperim var, sameti kullanıyor. Çağlar sakat da olsa Ciku var, Beka var ama tabii ki e, oraya da... Eğer Bekoa giderse iki stoper demiş. Eğer gitmezse bir stoper alınacak. Onunla ilgili zaten biraz ismi söyleyeceğim Yalçın abi. Ee, baktığımız zaman Talişka ile ilgili biliyorsun görüşmeler çok olumlu gittiğini hep söyledik. Bir problem yok. Sevgili Acun Ilıcalı zaten bu transferi yürütüyor. Tamamen yetki almış vaziyette. İşte kiralık artı satın alma opsiyonu artı bon servis falan filan öyle bir görüşmeler yapılıyor. 12 milyon euro civarında bir bon servisti. Fenerbahçe kulübünün de 7-8'lerde bir teklifi vardı. Yani orta noktada buluşulmak üzere. Futbolcular konuda anlaşma sağlayacak. Sağlandı. Tabii futbolcunun biraz parasının takım içerisindeki dengeyi bozacağını düşünüyorlar ama sponsor destekli gidecek. Yani e, tabii Fenerbahçe Spor Kulübü'nün şöyle bir özelliği var. İsmini asla saklama sponsorların. Sponsorlarla beraber imza töreni düzenlenecek. Orada herkes sponsorların kim olduğunu görecek. Atıyorum kulübün kasasından dört çıkacaksa bunun 8'ini sponsorlar iki veya 3 sponsor karşılayacak. Öyle söyleyeyim ki kulüp içerisindeki dengeler bozulmasın diye. Zaten Medine'ye hep söylüyoruz. Tekrar söylüyoruz. Boko Juniors'ta futbolcu. O zaten gelecek. E, orta saha oyuncusu. Eğer Ennesi e, satılırsa, e, Mitko, Mitrovic ismi biliyorsun çok fazla, e, Alexander Mitrovic ismi çok fazla ön plana çıkıyor. Adil ile oynayan bir futbolcu. E, Zalevski ismini zaten hep burada defalarca söyledik, merkez orta ortası. Yani 7-8 tane isim var şu anda, tek tek onları söyleyeceğim. Nikola Zalevski ismi çok fazla konuşulan bir isim. E, Dybala ismini zaten defalarca Daha burada söylüyoruz. E, ve... E, Mert e, şey e, Merih Demir, Demir şu anda e, Fenerbahçe'nin gündemine gel. Zaten futbolcu sık sık Fenerbahçeli formalı görüntüler veriyor. Gelmek istediğini söylüyor. Stoper bölgesi anlamında Meri ile de bir görüşmelerin yavaş yavaş yapıldığını belirtmemizde fayda var. Eee Arci hep söylüyoruz zaten. E, onu da söyleyelim. E tabii bir de e, o, o simen transferlere gene Fenerbahçe bir şekilde sağdan soldan da olsa böyle bir müdahalede bulunacak ki biraz e, fiyatı yükseltme anlamında onu da belirtelim Yalçın abi. Evet. Tabii şimdi Fenerbahçe e, bu transferlerin içinde takıma, en ciddi anlamında tabi, söylüyorsun. Tabii tak, tabii tak, takıma katkı sağlayacak öncelikli isimleri alması gerekiyor. Mesela, mesela stoper Meri evet. oynatabilirsin. Öncelikli isimleri alması gerekiyor. Katılıyorum. İşte Talisca'ydı, Merih'ti. Ondan sonra bir stoper ekstradan Ekstradan. Olabilir. Sonra da orta sahaya falan Medine ya. zaten gelecek diyorlar hep ile ilgili olumsuz bir şey yok şu Aynen, anda. Aynen şu anlık çıkmadı. O yüzden bu transferlerle e, devre arasından sonra herhalde takım daha iyi bir kadro yapısına sahip olacak. Bence aynı düşüncedeyim. E, i̇yi bir kadro var. 5 puan fark çok önemlidir, kapanabilir. Ama dediğimiz gibi e, adaletli bir yönetim sağlanması gerekiyor ligimizde hakem camiası açısından ki bu hani yapı diyoruz ya aslında büyük sıkıntı e, o yapı hakem camiası içindeki yapı bazen e, bu dengeleri alt üst ediyor. Orada mesela e, Ahmet Şahin gibi, Yunus Yıldırım gibi e, bazı isimler var. Bunların mutlak suretle Ferhat ile beraber mutlak suretle Türk futbolunu ellerinden çekmeleri gerekiyor. E, bu yayın yapılırken e, Federasyon'dan, Riva'dan gelen ben bir bilgi de vereyim. Bu üç isimle şu anda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na bir görüşme yapıyor ne konuşulacak bilemiyorum. İstifaları mı ister? Yoksa futbol artık geride durun. Hakemleri biraz rahat bırakın mı der? Veya vardı, avardı, yabancıydı, şuydu, buydu ne olur bilmiyorum. Ama bu konuşmaların da bugün yarın detaylı olarak bizlere gelecektir. Onu da belirtelim Yalçın abi. Yani bu hakem olayları çok önemli. Çok, çok önemli tabii. Yani. şimdi hep nedense her şey Fenerbahçe'ye karşı oluyor. Tamam mı? E, o Türkiye zaman insan diyor ki ya. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü Fenerbahçe. Ne istiyorsunuz Fenerbahçe'den? Mesela diye soru geliyor aklına. İşte biat etmeden istiyorlar. Evet, bir zamanlar da, ...Pensilvanya'da biri vardı. Zaten o şey oldu, mefta oldu. İşte yani, de mefta olur da kurtuluruz inşallah. Evet. <laughs> onunla, onunla ilgili neler söyleyenler var. Ya işte bize çok yardımcı oldu. UEFA kupasını alırken çok destek oldu. vatan oldum. aynı Nasıl? var bir tane kaçtı ya. Neler yani. anlatıyor YouTube'larda evet, anlatıyormuş. Evet, sürekli özellikle Twitter'da, ondan ondan evet çok şeyler düşüyor. geliyor böyle falan. Nasıl anlamadım, nasıl katkısı olmuş? Ben bir çözemedim abi, onu da. Nasıl çözeceğiz onu bilmiyorum. Yani enteresan. Tabii Türkiye'de de yeni bir futbol federasyonu geldi. Altındakiler yeni, kendi arkadaşlar. 4 aylık bir federasyon. Onu söyleyeyim, ben sosyal medya hesabımdan da yazdım. Ben bazı arkadaşlar anlamamış herhalde. Hakikaten bir kumpas kuruluyor İbrahim Hacı Osmanoğlu'nda. Yani o görüntü... 2015 senesinde çekilmiş olan bir görüntü. Eski görüntü o görüntü. yanındaki mi? kişi de Göztepe Kulübü Başkanı. Aynı zamanda onunla uçağıyla gidiyorlar oraya. Görüntü eski zaten, Esi herkes biliyor onu. Yani bak, hala futbolun içerisinde çok önemli bir şey söyledin aslında, bir yapı var. Şimdi 2015 senesindeki bir görüntüyü çekiyorsun, tutuyorsun ve piyasaya sürüyorsun. İşte bu hep fetösel yapılar. Fetö'nün hala bağlantıları. Ben hala söylüyorum. Futbolun içerisinde hala FETÖ'nün bağlantıları var. Futbolun içerisinde FETÖ'cüler hala operasyon yapılmadı. Bunların yapılması lazım. 2015 senesi. Yani bundan 9 sene önce bak Yalçın abi 9 sene önce çekilmiş olan bir görüntü 2024'te piyasaya sürülüyor. Başkanın 60 ola bir WhatsApp yazışması var. Evet o yazışmayı yazmış. O WhatsApp yazışmasını bir şekilde elde alıyorlar. Piyasaya sürüyorlar. Evet evet. Yani bu yapı hala federasyon içerisinde. İşte sayın başkan Ali Koç'un yani sık sık söylemiş olduğu şey bu aslında. Kendi iç bünyesinde federasyonun iç bünyesinde bir yazışma yapıyor başkan ama maalesef medyaya yansıyor. Nansıyor. Yani onu da Bulacak Hacı Osmanoğlu'nun iyi bulması araştırması gerek. lazım. Aynen bulması gerekiyor. Bu haftalık bu kadar mı? Bu haftalık bu kadar diyeceğiz de... Baş... ...son ekleyeceğim bir şeyler var mı? Son ekleyeceğim bir şey... E, ...özellikle son haftalarda... E, ...türbin anlamında çok iyi gidiyoruz. E, Fenerbahçe taraftarı o... ...özlediğimiz Fenerbahçe'yi... Gör, e, ...görmeye başladı türbinlerde. E takım da iyi gidiyor. Takım da iyi oynuyor. Keyif vermeye başladı. Arka arkaya güzel skorlar alınıyor. Fenerbahçe izlemeye devam eden arkadaşlar. Ama bu video izlediniz... ...şu an video bitti. Yanda abone ol kısmı var. Bir tıklayalım oraya. Yorum yazalım. Beğeni yapalım. Bir de tabii neyimiz var? Twitter hesabımız var. Legend Futbol Twitter hesabında mutlak surette takip edelim. Kendinize bakın. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Yarın Prag'ı yeniyoruz. Zaferlerle Hoşça kalın. gidiyoruz. Zaferlerle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.